Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın bugün gündemine düşen hangi haberler var? Onları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Tabii ki bunun içerisinde transfer de var. Ve gerçekten de hem Mertens'in hem Icardi'nin Galatasaray'a birer oyuncu getirme konusundaki çabalarını da sizlere anlatacağım. Ve bu isimlerle ilgili de bilgi aktarımı yapmaya çalışacağım. Evet, Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Her zamanki gibi beğenilerinizi, yorumlarınızı ve abone olarak verdiğiniz katkının devamını bekliyoruz diyerek başlamak istiyorum. Tabii önce şuradan başlayalım. Gerçekten de Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanı için oluşan kadrosunda bizim için de biraz sürpriz isimler var. Hemen onları söyleyelim. Yani bazı oyuncular götürülmedi Kayseri'ye. Kamp kadrosunda yok. Tete yok. Tamam, yeni geldi. Zaniolo'nun olmaması çeşitli dedikodulara neden oldu. Yani acaba Zaniolo gidiyor mu diyenlerin sayısı çok. Yusuf Demir, normal, Micho, Morutsan, bunlar olmayanlar. Zaha, Torreira ve Kerem Demirbay da kadroda olan isimler. Kadroya yazılan isimler. Biliyorsunuz Kayserispor maçı ligin ilk karşılaşması olacak ve 21.45'te cumartesi günü 21.45'te başlayacak. Hemen devam edelim. Tete'nin maliyeti belli oldu. Ondan biraz bahsedelim. Tabii Tete gerçekten de transferde biraz maceralı bir süreç yaşadı. Menajeri geldi, işte Fenerbahçe'ye gidiyordu, Galatasaray'ı aldı, işte çalımdı vesaireydi gibi konularla birlikte gündeme geldi. Şimdi tabii oynayacağı futbolla bütün bunları geride bırakması gerekiyor. Tete ile Galatasaray 4+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. 3.1 milyon euro imza parası, 2.800 de maaş kendisine verilecek. Ve Tete gerçekten de, hani onu söyleyelim, her şey bir kenara, konuşulanlar bir kenara, gerçekten iyi bir sağ kenar oyuncusu. Ama Galatasaray daha önce de söylediğimiz gibi kesinlikle Raşitsa'dan vazgeçmiş değil. Raşitsa konusunda da ısrarını sürdürüyor ama şu ısrarı maalesef Norwich'in o direncini kırabilmiş değil. Norwich de ısrar ediyor. Hatta şöyle bir şey var, 10 milyon eurodan 8.5'a indi diyenler var. Ama şöyle, Galatasaray'ın bu kadar istekli olması biraz da açıkçası onların elini güçlendiriyor. Şimdi belki Tete'nin gelişiyle beraber biraz daha farklı düşünmüş olabilirler diye düşünüyorum. Transfere geçmeden önce sizlere bir önemli nokta daha paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Galatasaray bu sezon Halil, Günay, Bakambu, Angelinho, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay gibi oyuncuları, Angelinho kiralık biliyorsunuz, ve Icardi'yi aldı. Bu transferler için 19 milyon 450 bin euro masraf yaptı, harcama yaptı. Tabii şimdi bunların karşılanabilmesi için mutlaka oyuncu satışı gerekiyor. Her ne kadar Galatasaray oyuncu satışı istemese de şartlar buraya doğru götürüyor. Ve bu noktada da işte Kayseri kadrosuna alınmayan, tabii bilemiyoruz sakatlığı da olabilir ama Kayseri kadrosuna alınmayan Zaniolo acaba gidiyor mu sorusu çok gündemde. Hemen şunu da söyleyeyim. Şu ana kadar 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılayan bir kulüp çıkmadı. 25-28 milyon, en fazla 30 milyon ama hala Juventus'un isteği var, Newcastle United'ın isteği var, Suudi Arabistan'dan teklifler var ama henüz o rakamlara gelinmediği bilgisini de paylaşmak istiyorum. Ama Okan Buruk'un Tete'ye rağmen mutlaka Raşitsa'yı istediğini vurgulayalım. Tabii bu şunun için de olabilir, kadro zenginliği oluşturabilmek açısından da olabilir. Diğer taraftan tabii Tete'nin performansını görmedi henüz. Yani takım içerisinde yapacağı etkiyi görmedi ama Raşitsa'nın o etkisini biliyoruz. Hem savunmaya gelerek hem ofansif olarak baktığımızda. Dolayısıyla şu anda yani Raşitsa konusunda da Galatasaray'ın ciddi bir isteği olduğunu vurgulayabiliriz. Şimdi genç bir oyuncu transferi gerçekleşti. Onunla ilgili de size biraz bilgi vermek istiyorum. İlhami
Nas. Aslında Nas soyadı bize yabancı değil biliyorsunuz. Nas soyadı Mehmet Nas. Yani bu ligde önemli takımlarda önemli görevler yapmış bir oyuncunun oğlu aslında. Türkiye Futbol Federasyonu 2. liginde oynuyor Ankara Spor'da. Ve hocasının da onunla ilgili gerçekten ilginç notları var, anekdotları var. Tabii ki bu bir keşif olacak netice itibariyle. Yani Gölcük Spor'dan İsmail'in bulunduğu gibi işte Erzincan'da oynarken, aslında altyapısını biliyoruz ama oynarken Kerem Aktürkoğlu'nun geldiği gibi 21 yaşında bir orta saha oyuncusu. Teknik direktörü, hocası Bayram Toysal'ın söylediği şu söz dikkat çekici. Diyor ki Mehmet Topal'la Selçuk İnan karışımı bir oyuncu. Yani hem ofansif hem defansif olarak 8 numara oynar diyor. Görelim gerçekten de yani Türk futbolu açısından bu tür kazanımlar çok çok değerli. Yani bu tür oyuncuların, Türk oyuncuların kazanılması çok değerli. Umuyorum ve diliyorum ki süre bulabilir. Çünkü Galatasaray'ın kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncuların bir bölümü değişik kulüplere kiralık olarak gitti. Belki onun için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Şimdi orta saha arayışının devam ettiğini zaten hepiniz biliyorsunuz. Yani o manada çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Ve bu noktada hem orta saha hem de bir stoper noktasında Galatasaray'ın iki oyuncusu ki Galatasaray'ı gerçekten sahiplenen iki oyuncu devreye girdiler. Transferde devreye girdiler. Kendi vatandaşlarını ikna etme çabası içerisindeler ki bu manada daha önce de işte Drogba'nın Zaha'yı ikna ettiğini biliyoruz. Genel anlamda bu tür oyuncular devreye giriyorlar ve kendi ülkelerinin vatandaşlarını beraber oynamak üzere kulübe davet ediyorlar. Bu da aslında kulüplere duydukları bir aidiyet olarak alabileceğimiz bir nokta. Şimdi bu manada iki isim var ama ondan önce bugün gündeme giren önemli bir isim var. Rodrigo de Paul'dan bahsediyorum. Atletico Madrid'in planında olmayan ama 2026'ya kadar sözleşmesi olan 29 yaşında bir oyuncu. Merkez orta saha oynuyor. Geçen sezon da Arjantinli 38 maç 3 gol 8 asistle oynadı. Ama Icardi'nin devreye girdiği oyuncu bu değil. Yani Arjantinli ama değil. Zaten Arjantinli oyuncular üzerinden giden bir transfer politikası da Galatasaray'da devam ettiğini söyleyebiliriz. Mesela Parades'te de böyle bir durum vardı ama Parades biraz Galatasaray'ı yordu. Hala bitmiş bir şey yok ama yordu. Israrla Galatasaray istedi, ısrarla bekleyin dedi. Ama bu bekleyiş nereye kadar sürer? Bence bu arayışların sonunda belki de o bekleyiş neticelenecek. Rodrigo de Paul gerçekten önemli bir oyuncu. Söylediğim gibi geçen sezon Atletico Madrid 38 maç 3 gol 8 asistle oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi gelelim iki oyuncu var ki onlar için Galatasaray'ın iki önemli değeri devreye girdi dedik. Kim bunlar? Öncelikle orta sahadaki oyuncudan bahsedelim. Nicolas Dominguez. Fenerbahçe'nin de uzun süre takip ettiği, görüştüğü 15 milyon euro nedeniyle bir türlü anlaşma sağlayamadığı Nicolas Dominguez, Bologna'da oynayan oyuncu için ki bir senelik sözleşmesi var. Icardi devreye girdi ve diyor ki ben o yıldızı getirmek için ikna edeceğim ve gerçekten de bunu yaptı. Çabaları var. 25 yaşında Arjantinli oyuncu. Geçen sezon 34 maç 3 gol 2 asistle oynadı. Güncel değeri de 17 milyon euro olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve bu manada gerçekten önemli bir çabası var Icardi'nin. Nicolas Dominguez de önemli bir oyuncu. Onu da özellikle vurgulayalım. Özellikle Nicolas Dominguez konusunda Fenerbahçe'nin çok ısrarı oldu. Ama oyuncuyla ilgili Bologna 15 milyon eurodan aşağıya inmeyince Fenerbahçe bu transferi gerçekleştiremedi. Onu özellikle söyleyebiliriz. Nicolas Dominguez'in 15 milyon, şimdi notlarıma bakıyorum, La Gazzetta della Sport'un haberi de bu doğrultuda 15 milyon eurodan aşağıya inmediğini söyleyebiliriz. Ama bu konuda Icardi oyuncuyu ikna etti. Şimdi oyuncu da biliyorsunuz kulübe zaman zaman baskı yaparak ikna etme çabası içerisine giriyor. Ve son olarak dedik ya Galatasaray'ın mutlaka oyuncu satışı gerçekleştirmesi lazım ki eksi 14 milyonunu kapatacak ve bu sezon harcadığı sözlerimin başında ilettiğim o 19 milyon 450
bin euro dediğim ya da işte toplayalım ya toplam 20 milyon civarında bir hesabı. Şimdi bunun kapatılması lazım. Bunun kapatılması için de eldeki asetlerden bir tanesi kim? Bir tanesi de Victor Nelson. Eğer istenen ücretle 35 milyona Zaniolo satılırsa zaten sorun ortadan kalkıyor. Ama ya satılmazsa o zaman bir başka oyuncu gözden çıkartılacak. Ancak şunu da söyleyelim, satılsa da satılmasa da biliyorsunuz Sergio Ramos konusunda da ısrarı var Galatasaray'ın. Hatta onu söylemiştim, şimdilik devrede değiliz diyordu. Şimdi onunla ilgili bir stoper ki kapış kapış giden bir takım var. 1-6 lige düştü Leicester City. Wout Faes'ten bahsediyorum, Belçikalı oyuncu. Onunla ilgili 25 yaşında Mertens devreye girdi. 38 maç 1 gol 2 asisti var ve tabii uzun bir sözleşmesi olduğu için satın alma opsiyonuyla kiralama düşünülüyor. Bir de İngiliz basınında şöyle haber çıktı. Sağ ayaklı bir stoper bir haber çıktı. Sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili Leicester'ın da Yunus Akgün'e talip olduğu bir takas artı paralı bir çözüm üretilmeye de çalışıldığı satın alma konusunda üretilmeye çalışıldığı İngiliz basınında yer aldı. Tabi bu Galatasaray Yunus Akgün'ü verir mi? Yunus Akgün şampiyonşipe gider mi? Bütün bu soruların yanıtlarını bulmak çok kolay değil. Hemen vermek çok kolay değil. Ama Wout Faes'den bahsediyoruz ki Belçikalı oyuncu için Mertens'in devreye girdiğini ve Mertens'in bu transferi bitirmeye çalıştığını vurgulayalım. Demek ki eğer bir kulübe aidiyet hissediyorsanız o kulübün transferlerinde de siz de katkıda bulunmaya çalışıyorsunuz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.